gecesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben Araf'tayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Güneş. Ne oldu? İyi misin? Babana tek kelime etmeyeceksin. Duydun mu beni? Hiçbir şey söylemeyeceksin. Diyeceğim. Demeyeceksin derim. Delirtme beni. Babana hiçbir şey söylemeyeceksin. Babamı istiyorum ben. Sus, konuşma dedim sana. Baba. Baba mı? Baba gel buraya. Kal bu gece karanlıkta da aklın başına gelsin. Ne olur beni bırakma. Ben güneşi çok korkuyorum. Ben güneşi çok korkuyorum. Sus! Konuşmayacaksın dedim sana! Anne sözü dinlemeyen kızlara işte böyle yaparlar. Anne sözü dinlemeyenlere böyle yaparlar. Anne! Aç kapıyı anne! Korkuyorum! Aç kapıyı anne! Ne görmüş? Bilmiyorum. Yani anlamış mı? İkimizi diyorum. Bilmiyorum dedim ya. Hakan'a söylerse mahvoluruz kızım. Tek para kaynağımız o. Söylemeyecek, konuşmayacak işte. Ben böyle pat diye daldım içeriye ama kusura bakma abicim. Odada misafirin olduğunu bilmiyordum. Kendimi ben tanıtayım en iyisi. Dila ben. Elif. Kusura bakmayın ya. Dila böyle pat diye girince ben de şaşırdım birazcık. Dila benim kardeşim. Memnun oldum. Ben de. Sen kimsin bakayım? Ne güzel şeysin sen öyle. Güneş. Kalabalıktan biraz çekindi sanırım. Alışkın değil yabancılara. Güneş pek konuşmayı sevmiyor, kusura bakmayın.
Sude, Dila'ya odanda bir kahve ikram eder misin? Ben de Elif Hanım'a detayları anlatırım. Tabii tabii. Katılırım size sonra. Tamam. Hadi Dila, benim odama gece. Çok memnun oldum Elif Hanım. Ben de. Elif Hanım, buyurun lütfen. Sen git. Ben hemen geliyorum. Arkanda ne saklıyorsun dedim. Mühim bir şey değil. Mühim bir şey değilse ver. Veremem. Ne demek? Ümran Hanım veremem. Mehveş! Mehveş! Beni istemediğim şeyleri yapmaya mecbur etme. Ver elindekini. Allah aşkına Ümran Hanım. Bunu benden istemeyin, yapamam. Sana son kez söylüyorum. Ver elindekini. Ben o gece hakkında nasıl soru sormuyorsam... sen de bunun hakkında bana bir şey sorma Ümran Hanım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ne haddime? Sizin dediğiniz gibi ailemiz için. O gece bana öyle demiştiniz. Ailemiz için Mehveş. Bu da ailemiz için. Ben ailemizin iyiliğini düşünüyorum. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Sağ ol. Biliyorum ben ne alacağımı. Aslında iş toplantısını hiç getirmemem gerekiyordu ama ben mecbur kalınca kusura bakmayın. Yok canım, olur mu öyle şey? Yani aslına bakarsanız ben Küçük Hanım'ı birazcık ürküttük diye endişeliyim. Güneş hassas ve yaralı bir çocuk. Yaşadıkları da hiç kolay değil. Ben de bazen ne yapacağımı bilmiyorum. Aklından ne geçiyor, ne hissediyor? Neden bu durumda bir anlayabilsem? Elif Hanım. Bakın ne diyeceğim. Benim bir arkadaşım var, pedagog kendisi. Sağdan soldan hep işinde çok iyi olduğunu duyarım. Yani hani şu randevu almak için bir süre beklemek zorunda olduklarınızı. Eğer dilerseniz ben Güneş için bir görüşme ayarlarım. Olabilir aslında. Yani ben de ihtiyacı var mı yok mu onu düşünüyordum. Yani bir de kime gidilir bilmiyorum ki. De şöyle yapalım. Ben görüşmeyi ayarlayayım. Siz gidersiniz, görüşmeden sonra devam edip etmeyeceğinize karar verirsiniz, olur mu? E peki böyle bahsettiğiniz gibi ünlü biri ise biz... Hiçbir şey dert etmeyin. Ne gerekiyorsa yaparız. Fırat Bey, arkadaşınızın görüşme ücreti neyse öderim ben. Ben sadece bahsettiğiniz gibi ünlü birisi randevu bulabilir miyiz diye soracaktım. Elif Hanım kusura bakmayın ne olur. Yanlış anlaşıldım herhalde. Ben de aynısını söyledim yani mutlaka bize vakit ayırır. Ben hatta bugün görüşüp size haber veririm, olur mu? Peki sağ olun. Rica ederim. Dilerseniz işimize başlayalım. Tabii buyurun. Güneş'cim sen burada otur, tamam mı? Hanımefendi, paranızın üstü. Hanımefendi. Kadın emeğini destekleme girişiminin bu seneki etkinliğini annem dolayısıyla holdingimiz ev sahipliği yapacak. Ya açıkçası annem için çok önemli bir organizasyon. Sude bir organizasyon firmasıyla anlaştı. Fakat çıkan sonuçtan ne ben ne de Sude hiç memnun kalmadık. Bakın. Etkinliğin yapılacağı mekan burası. Fotoğrafları görebilirsiniz. Biliyorum bu mekanı güzeldir. Ama sanırım kaygınızı da anladım. Basma kalıp bir organizasyon istemiyorsunuz. Tam olarak öyle. Ha,
Tamam. Ben yarın mekanı ziyaret eder, başka neler yapabiliriz onları düşünürüm. Dilerseniz birlikte gidelim. Vakit kaybı olmamış olur. Aslında iyi olur. Bu kadar az zamanımız kalmışken ne kadar koordine olursak o kadar hızlı ilerleriz. Tamam. Allah Allah. Nerede kaldı bu kız ya? Dile Hanım geldiler. Neredesin kızım? Sen bir anda gittin. Sorma. Halletmem gereken bir şey geldi aklıma. Onu hallettim. Geldim hemen. Canan, bize sade iki Türk kahvesi lütfen. Dur dur. İçeriz kahveyi sonra. Şu abimin yanındaki kadın çıktı mı? Elif mi? Evet. Yok, burada hala. Ne alaka? Şekerim, sen çıkarlarken bir haber ver bana. Tamam. Ne oldu? Cemil Bey, ben düşündüğümde Ümran Hanım'ın fotoğrafları bir tek burada aramaz. Keşke siz de bu halde olmasaydınız da Dila'ya sahip çıksaydınız. Karakuzunuz hiç bu hallere düşmeyecekti. Ben de kıyamadım, yırtamadım bu fotoğrafları. Belki de çocuğuyla tek hatırası budur, ne bileyim. Sesleniyorum. Neden cevap vermiyorsun? Ben Cemil Bey'in ilaçlarını getirmiştim ama uyuyor. Daha sonra tekrar gelirim. Mehveş! Ne sakladığınızı bilmiyorum ama sonunda gerçekler ortaya çıkacak. En nihayetinde öğreneceğim. Bütçeyi hemen çıkarmaları için talimat vereceğim Elif Hanım. Teşekkürler. Yarın mekanda buluşur, detaylara bakarız. Tamamdır. Pedagog için gün içinde haberleşiriz, olur mu? Tamamdır. Küçük Hanım. Görüşürüz. İyi bak kendine. Siz çıkmadan yetiştim neyse ki. Dila. Az önce Küçük Hanım bana pek yüz vermedi ama ben ona bir hediye getirdim. Al bakalım fıstık. Niye zahmet ettiniz? Pek canı sıkkın duruyordu. İçim üzüldü. Güneş. Çok ayıp oluyor ama. Kusura bakmayın. Ben alayım isterseniz. Tekrar teşekkürler. Lafım olur. O zaman yarın görüşürüz Fırat Bey. Hoşça kalın. Görüşürüz Elif Hanım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hediye işte canım. Allah Allah. Kolay gelsin. Aşkım, ne güzel sürpriz. Rahatsız etmiyorum değil mi?
Sen beni hiç rahatsız eder misin? Buradan geçiyordum. Geçerken de seni göreyim dedim. Ama rahatsız ediyorsam söyle, hemen giderim. Ruhumsun sen benim. Her şeyim, ömrüm. Vazgeçilmezimsin. Yalancı. Aa, kim? Ben mi? Hı. Aşk olsun. Hiç yalan söyler miyim ben sana? Bak bakayım bir gözlerime. Hı. Mümkün mü sana yalan söylemem? Hı. Vallahi çarpıyorum. Ben artık hazırım. Ha, neler karıştırıyorsun sen? Kendimce bazı şeyleri garanti altına alıyorum diyelim. Var bizim de bir taktiğimiz. Hadi anlat bakalım. Neymiş şu Yılmaz planı? Biliyorsun bizim operasyon müdürümüz Hakan Bey. Bir süre önce öldü adam. İşte onun pozisyonu olan müdürlük hala açıkta. Ben de senin şu Yılmaz'ı o pozisyona getireyim diyorum. Hem Yılmaz da işletme mezunu. Ne diyorsun? Alem, bilemedim ki ben şimdi nasıl olacak. Adam daha yeni vefat etmiş, yerine Yılmaz falan. Ay bir de Yılmaz yani. Bizim holdingi operasyon müdürü. Şaka gibi. Şaka yapmaya da yapılmasını da hiç sevmem Dilerciğim. Ciddisin sen. Abim peki? Abimi nasıl ikna edeceksin? Yani Yılmaz gibi bir adamı abime operasyon müdürü diye nasıl yutturacaksın? O iş bende. Bugüne kadar tanıdığın Yılmaz'ı unut. Onu bambaşka bir adam haline getireceğim. Aa, senin sevgilin de kendini benim ellerime bırakmayı kabul edecek. Güneş, açmayacak mısın hediyeni? Tamam, nasıl istersen. Biz geldik. Kolay gelsin. Ay, arkadaşlar. Benim prensesim toplantılarımı gidermiş. Tatlım benim. Daha ilk toplantısından bir müşteri bile aldı Fulya ablası. Sahi mi? Yaşasın. Dur, midesini bulandıracaksın, yapma. Aa, tipe bak. Bak vallahi bunun benim yerimde gözü var. Toplantının detaylarını merak etmiyor musun? Ay deli misin? Güneş aklın başında ol. Tabii ki merak ediyorum. Gel anlat lütfen. Organizasyon kadın emeğini desteklemek üzerine. Her yıl bir holding üstleniyormuş. Bu sene de bunlar, annesi filan. Belli ki çok özeniyorlar. Ama Fırat Bey basma kalıp davetlerden daha çok farklı şeyler istiyor. Şapkadan tavşan çıkaracağız yani. Tam Eliflik hareket. Az zamanımız var ama yapamayacağımız şey değil. Ben yarın mekana bakmaya gideceğim. Bu arada bütçemizi de hemen çıkaracaklar. Vay arkadaş, ne havalı adam ya. Süper fikirler buluruz biz şimdi. Fikir yağmuruna tutarız adamı. Hatta o kadar çok fikir buluruz ki adam hangisine karar vereceğini şaşırır. Fazla mı kaptırdın? Ha yok, yok. Güneş bugün çok garipti ya. Aklım ona takıldı. Aa. Ne oldu ki? Şirket çok kalabalıktı. Fırat Bey'le tam toplantıya başlayacaktık. İşte o ara kız kardeşi falan geldi. Güneş çok korktu. Arkama saklandı falan, bir garip davrandı. Tedirgin olmuş çocuk işte, kalabalıktan ne var bunda? Bilmiyorum Fulya. Fırat Bey bir arkadaşından bahsetti, ünlü bir pedagogmuş. Onlar randevu alalım diyor. Kızım o ünlü pedagog dediklerinin seansı kaç paradan başlıyordur, senin haberin var mı? Var tabii. Ben postu yere sermedim. Öderim dedim de.
Ayrıca öderim yani, ne münasebet? Ay tamam canım, kızma. Ne dedim sanki? Hem daha karar vermedim. Yani bilmiyorum pedagoga ihtiyacı var mı? En azından bak bir duruma. Hem Fırat Bey'i de kırmamış olursun. Ay ben Güneş'e bir aç mısın diye sorayım. Güneş'ciğim. Acıktın mı? Mehveş. Ben geldim. Yavrum. Sevgilim, ne yapıyorsun? Bardak parlatmaca, yer silmece. Süper eğlenceli şeyler yani. Sana harika haberlerim var. Artık bu süper eğlenceli işlerden kurtuluyorsun. Anneni mi sürüşledin yoksa abini mi? Ne kadar nakit buldun? Nakitten daha iyi sevgilim. İş buldum sana, iş. Müdür oluyorsun. Ne müdürüymüş o? Bak öyle eften büften bir şeyse. Aşk olsun sana sevgilim. Bizim holdingde müdür olacaksın. Hem böylelikle annemle Alo. Aşkım. Yavrum orada mısın? Alo. Yılmaz. Benim kapatmam lazım. Mehveş! 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 Oh, anne! Mehveş, bize bir kahve yap. Dila ile bir konuşalım bakalım terasta. Anlat bakalım. Otur. Anlat. Anne. Aslında öyle değil. Ama öyle. Ne demek istiyorsun anlamadım. Ne aslında? Ben kendimi hissetmiyorum. Odama gideceğim. Otur. Anlat. Günün nasıl geçti şirkette bugün? Normal. Yani sohbet, muhabbet işte. Peki bana anlatmak istediğin başka bir şey var mı? Dediğin gibi senin suçlu olmadığın bir şey.
her şeyde beni suçluyorsun ya, ben o yüzden öyle söyledim. Gününün iyi geçtiğine çok sevindim. Al bakalım. Madem bundan sonra dışarı çıkıyorsun, buna ihtiyacım var. Limiti de yüksek ha. Senin arkanda tuttuğun bu muydu yani? Sen ne zannettin? Hiç. Teşekkür ederim ben. Dikkatli kullanırım. Göreceğiz bakalım. Ben odama gideyim. Dinleneyim o zaman biraz. Mehveş. Bu akşam Fırat'a yemek yapmak istiyorum. Kuzu güveç yapacağım. Bayılır o. Siz zahmet etmeseydiniz Ümran Hanım. Oğluma yemek yapmak niye zahmet olsun? Hem sen de yardım edeceksin bana zaten. Peki madem. Ve Sude Hanım holdingi terk eder. Ne haber? İyidir. Hesap kitap işleri işte. Senden? Aynı. İşin yoksa Boğaz'da bir kahve ısmarlayayım sana. Birazcık kafayı dağıtırız. Ay çok yorgunum Alper. Daha sonra yaparız, olur mu? Nedense hiç şaşırmadım Sude. Alper'cim yapma ne olur. Gerçekten hiç havamda değilim. Haberin var mı bilmiyorum ama Elif Hanım'ın hazırlık bütçesi talebi neyse... ...Fırat kesintisiz bir şekilde ödenmesini istemiş. Tabii ki biliyorum. Ha, ne bileyim, genelde bütçe taleplerini sen onaylardın ya. Yani Fırat'tan gelince ben birazcık şaşırdım açıkçası. Ben dedim. Uğraştırma beni şu kadınla. Alper ilgilensin dedim. Hem çok yoğunum ben. Böyle şeylerle uğraşamam ya. Sen nasıl düşünebilirsin ki Fırat'ın bana danışmadan bir şey yapacağını? Ha. Boğaz'da çay kahve içeceksen bırakayım seni. Sağ ol. Otoparkta araba. İyi. Yarın görüşürüz. Görüşürüz Sude. Kızım kaç kere aradım, neden açmıyorsun? Yılmaz, başımız çok büyük belada. Mahvoldum ben, hata mahvolduk. Ne oldu? Annem Güneş'in fotoğrafını buldu sanırım. Yani tam olarak emin değilim. Ama fotoğraf koyduğum yerde yok. Birisi almış belli ki. Kim aldı bilmiyorum. Annem bana çok tuhaf davranıyor. Bilmiyorum. Annem bulduysa Yılmaz. Öldüm ben, bittim. Kızım sen aptal mısın ya? Nasıl yaparsın böyle bir hatayı? Tüm planı çöpe atmışsın. Hem ne işi var kızının fotoğrafı sende? Ben ne bileyim, sakladım işte. İnanamıyorum sana ya. Ben seni arayacağım sonra. Dila dur. Dila. Mehmet. Merak etme, emanetim bende. Annenden saklamayı başardım ama az kalsın yakalanıyordum. Çok korktum. Mehmet. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Şimdi annen Fırat'ın yanında. Ben de fırsattan istifadesiyle yanına kaçtım. Bizi birlikte görmemesi lazım. Evet. Gece el ayak çekilince bahçenin öbür tarafında buluşalım. Tamam mı? Tamam. Annem, ellerine sağlık. Gerçekten çok iyi olmuş. Afiyet olsun. Etkinlik hazırlıkları nasıl devam ediyor? Bana danışmak istediğiniz bir şey var mı? Çok iyi gidiyor her şey. Elif Hanım'la bugün toplantı yaptık. Çok çok iyi bir etkinlik olacağından emin olabilirsin. Zaten Elif Hanım'ın çok güzel fikirleri var. Kim bu Elif Hanım? İlk defa duyuyorum adını. Bu yeni anlaştığımız organizasyon şirketinin sahibi. Hmm.
Ne bileyim, bir cümlede iki kere adını duyunca merak ettim açıkçası. Çok iyi referansları var. Hiç aklın kalmasın. Gerçekten iyi bir etkinlik olacak. Vallahi hazırlasa iyi olur. Geçen sene yaptıklarımızdan aşağı bir şey asla olamaz. Çok iyi bir etkinlik olacak. Hiç merak etme. Eline sağlık annem. Ben kalkayım, birazcık işim var. Aa! Ben de odamda dinleneyim o zaman biraz. Sen kocaman oldun da bana yardım mı ediyorsun bakayım? Teşekkür ederim. Ama sen şimdi gidip oyuncaklarını oynayabilirsin. Gerisini ben hallederim, tamam? Hadi bakalım. Atıyorum bu bebeği. Tamam. Merak etme sen. Tamam. Atıyorum şimdi camdan. Bak. Hallediyorum. Tamam. Bak. Attım. Artık bizimle değil. Tamam mı güzelim? Artık bizimle değil. Tamam, geçti. Gel. Gel buraya. Tamam. Sakin. Sakin ol güzelim. Geçti. Bakayım sana. İyi misin güzelim? Tamam. Geçti. Ben şimdi telefona bakacağım ama buradayım, yanındayım. Korkma, tamam mı? Aferin benim akıllı kızıma. Gel bakayım sen. Gel, 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 gel. Otur buraya. Otur. Tamam. Alo Fırat Bey. Elif Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya bu saatte rahatsız ettim, kusura bakmayın ama Güneş'in pedagog randevusunu ayarladım. Ona haber vermek istedim. Yarın görüşecek Güneş'le. Ay, çok teşekkür ederim. Çok iyi oldu gerçekten. Ama biz yarın mekan için sözleşmiştik sizinle. Daha sonra bakarız. Ben programımı yaptım, merak etmeyin. Önce Güneş'i Bahar Hanım'la görüştürelim, sonra gider bakarız. Tamam, çok sağ olun. Elif Hanım, bakın, neye ihtiyacınız olursa ben yanınızdayım. Unutmayın, olur mu? Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi geceler. İyi geceler. Canım, gel bakayım. Gel, 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 gel. Gel bakalım. Oh, geçti. Daha iyi misin? Hı? Niye korktun o bebekten? Hı? Bir şey mi hatırlattı sana? Tamam, sormuyorum. Hem zaten attık gitti. Bizimle değil artık. Güneş'ciğim. Hani bir yerimiz acıdığında, hasta olduğumuzda doktora gideriz ya. İşte üzüldüğümüzde, korktuğumuzda da doktora gidebiliriz. Ben seni böyle bir doktora götürmek istiyorum. Eğer sen istersen, istemezsen seni hiçbir yere götürmeyeceğim. Ben sadece sana iyi geleceğini düşünüyorum. Sadece seninle konuşacak bir doktor. Öyle bir doktor. Hı? Tamam.
Canım benim. Yurdum koptu. O odasında. Dila. Sen ne yaptın? Ha? Nasıl yaptın? Ne yaptın Mehveş ya? O çocuk. Fotoğraftaki. Senin çocuğun değil mi? Ya ne alakası var Mehveş? İşte arkadaşım bir çocuğu öyle fotoğraf çekildik öylesine. Vah vah vah. Senin o. Besbelli senin. Ne yapacağız biz şimdi? Peki babası, babası kim? Yani tanıdık mı, bildik biri mi? Çocuğum konuşsana, babası kim? Babası öldü Mehveş. İnanamıyorum. Peki çocuk, çocuk nerede şimdi? Merak etme, güvende. Ona iyi bakılan bir yerde. Evladını hiç merak etmiyor musun? Bir yerlerde, bir başına, daha küçücük. Fotoğraflar nerede Mehveş? Onları yok etmemiz lazım. Merak etme. Çok iyi bir yere sakladım. Annen bulamaz. Anneni tanımıyor gibi konuşuyorsun. O fotoğrafları yok etmemiz lazım Mehveş. Annem bu çocuğu öğrenmemeli. Anlıyor musun beni? Hiç mi özlemiyorsun evladım? Annenden bu kadar çok mu korkuyorsun? Tamam kızar, bağırır çağırır. Ama elbet kabul eder. Elinde sonunda torunu. Parası herkes için daha iyi Mehveş. Bir tanem, et tırnaktan ayrıldın mı hiç? O senin evladın. Ona sahip çıkmalısın. Annelik yapmalısın. Denemedim mi sanıyorsun Mehveş? Annemden daha iyi bir anne olabilirim sandım ben. Yapabilirim sandım. Hadi seni hazırlayalım. Sonra beraber güzel bir kahvaltı edelim dışarıda. He? Peki istediğin omletten de söyleriz. Ne dersin? Sonra da parka gideriz. Kaydıraktan kaymak istemez misin? Bir şey söylemeyecek misin? Bir şey söyle. Konuş. Konuşsana. Konuş, bir şey söyle bana. Cevap ver bana. Bana niye bir şey söylemiyorsun? Niye konuşmuyorsun? Cevap ver. Böylesi hem onun için hem de benim için daha iyi Mehveş. İnan bana. Merhaba, ben Elif Kara. Bahar Hanım'la Güneş Kara adına randevumuz vardı. Merhaba, hoş geldiniz. Siz şöyle buyurun lütfen. Ben hemen Bahar Hanım'a haber verip geliyorum. Peki, geç. Bahar Hanım öncesinde yalnız görüşmek istiyor. Biz de o sırada Güneş'le oyun oynarız. Çok güzel bir oyun odamız var. Olur mu canım? Peki. Hadi gel. Sağdaki ilk oda. Buyurun.
Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Elif Hanım değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Fırat Bey beni dün randevu için bizzat aradığında Güneş'le durumunuzdan biraz bahsetti. Yani hikayenizi biraz biliyorum. Ama tabii sizden dinlemek daha doğru olacak. Güneş benim kızım değil. Yani kağıt üzerinde öyle ama biyolojik annesi ben değilim. Ama babası benim eşim. Yani eşimdi ölmeden önce. Güneş'le de yollarımız böyle kesişti. Babasının öldüğü kazada o da arabadaymış. Ama neyse ki Güneş'e bir şey olmamış. Babasının ölümü Güneş'i çok üzmüş olmalı. Yani beni de üzdü tabii. Onun acısını biraz da olsa Güneş'le bastırdım sanırım. Güneş kazadan beri mi konuşmuyor yoksa ondan önce de konuşmuyor muydu bilmiyorum. Bir de sanırım annesini istemiyor ya da ondan korkuyor. Ama o daha bir çocuk ve annesine ihtiyacı var. Hangi çocuğun yok ki? Benimle sadece bir kez konuştu. Güneşi bırakma dedi. Ben onu yetimhaneye bırakmaya kalktığımda ondan sonra da bir daha konuşmadı. Güneş hassas ve yaralı bir çocuk. Son zamanlarda daha da içine kapandı. Bazen ağlama krizleri geçiriyor. Bazen de yabancılara karşı aşırı tepkiler veriyor. Ben böyle zamanlarda ne yapacağımı bilmiyorum. Elimden ne gelir gerçekten bilmiyorum. Ama onun için çok endişeleniyorum. Bu yüzden sizin yardımınıza ihtiyacım var. Sizi çok iyi anlıyorum. Bakın hiç merak etmeyin. Hep birlikte Güneş'in iyi olması için elimizden geleni yapacağız. Ben izniniz olursa bir de Güneş'le konuşmak isterim tabii. Peki siz? Anlamadım. Konuşabileceğiniz, yardım alabileceğiniz birine ihtiyacınız var. Elif Hanım, bakın bu yaşadıklarınız hiç kolay şeyler değil. Puzzle bu böyle. Eve dalalım mı? Belki birlikte de yaparız. Güneşciğim, doktor hanım şimdi seninle görüşmek istiyor. Ama yalnız görüşeceksiniz, olur mu? Sadece sohbet edecek seninle. Ben de kapının önünde seni bekliyor olacağım. Endişeleneceğin, korkacağın hiçbir şey yok. Anlaştık mı? Sağ ol. Teşekkürler Fırat Bey. Sude. Bugün hiç sesin çıkmadı, ben de bakayım dedim. Bütçeleri inceliyordum ya. Bu arada Elif Hanım'ın yapacağı etkinliğin bütçesinin ödenmesi için Alper'e talimat verdim. Senin de bilgin olsun. Bilgim var aslında. Ama bu ne acele Fırat? Yani genelde bütçe işlerini ben onaylardım. Hem bir fikrini, planlamasını görseydik değil mi? Sude, ben onun yapacağı işe ve kendisine çok güveniyorum. Ayrıca bu kadar yoğunluğun arasında seni bunlarla oyalamayalım, değil mi?
Bu arada Elif Hanım'a da söyledim. Proje boyunca tek muhatabı ben olacağım. Yani şirket içi protokollerle vakit kaybetmeye gerek yok. Tamam. Madem sen öyle istiyorsun, dediğin gibi olsun. Ben aslında sana başka bir şey söylemek için gelmiştim ama belli ki çok yoğunsun. Nedir? Şu Hakan'ın pozisyonu hala açık da biliyorsun. Ya artık birini almamız gerek. Ben de birkaç adayla görüştüm. Yani içlerinde bize faydalı olabileceğini düşündüğüm genç, idealist, donanımlı biri var aslında. Tamam. Sen kimi istersen o olsun. Neticede seninle birlikte çalışacak. En iyisini seçeceğine eminim. İyi, tamam o zaman. Ben işe alım sürecini başlatıyorum. En kısa sürede sana da bir tanışma toplantısı ayarlıyorum. Tamamdır. Ben bugün dışarıda olacağım. Bana ihtiyaç duyarsan. Ben de dışarı çıkacağım zaten. Elif Hanım'la buluşacağız. Şu etkinliğin detaylarını konuşacağız. Merhaba Sude, ben nasılsınız? Evet Sude. Dila'yı soracaktım ben ama evde mi acaba? Kendi telefonundan arasana. Ay onun artık bir cep telefonu var değil mi? Kusura bakmayın, unutmuşum. Ben oradan arayayım o zaman. Evet, isabet olur. Ya bu arada gece gündüz etkinlik için o kadar çok çalışıyoruz ki. Fırat özellikle bizzat ilgileniyor. Âlâ. Yani her ne kadar işi teslim ettiği kişi Elif Hanım'ın şöhreti malum olsa da... Neyse, bu sefer üstesinden gelecektir. Şöhreti derken? Yani en son daveti fiyaskoyla sonuçlandığı için tereddüt ediyorum açıkçası. Zuhal Subaşı'nın düğün rezaleti hala cemiyetin dilinde. Ah, ya siz ne olur benden duymuş olmayın lütfen. Fırat şimdi bana söylenmesin. Sizi de çok meşgul ettim, kusura bakmayın ne olur. İyi günler diliyorum, saygılarımı sunuyorum İmran Hanım. Hadi bakalım Elif Hanım. Ümran cadısıyla nasıl başa çıkacaksın? Erkencisin. Babamla dertleştik biraz. Sen Elif denen kadını tanıyor musun? Yok. Nereden tanıyacağım ki? Bizim etkinliğin organizasyonunu yapacağını biliyorum, o kadar. Neden sordun ki? Bilmem, kulağıma tatsız şeyler geldi de. Neyse, ben abinle konuşurum. Anne, ben dışarı çıkacağım bugün biraz. Sebep? Sude ile buluşacağım. Kız kıza, alışveriş falan. Hem kart verdin ya bana, bir kullanayım diyorum. Sude işi bıraktı da benim mi haberim yok? Söyle de boşu boşuna maaş vermeyelim. Anne, ben ısrar ettim kıza. Hem zevkine de güveniyorum onun. Ha diyorsan ki iptal et Sude'yi, ben geleceğim seninle. Tamam, hemen iptal ediyorum. Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Şoför götürsün seni, işin bitene kadar beklesin, getirsin. Anne, ne gerek var? Sude'nin arabası var zaten, beni bırakır. Olmadı, bir tane taksi çağır. Geç kalmayın. Güneş'cim. Bu kim? Anne mi bu? Peki. Anne neden evden uzakta? Baba ve senin yanında değil. Güneş, bak sana ne diyeceğim. Gel seninle şöyle çok güzel bir oyun oynayalım. Ne dersin?
Gülhan Hanım. Dila Hanım'ı gideceği yere kadar götür. Tabii efendim. Dönüşünde bekleyeyim mi? Hayır, işlerim var sonra. Efendim pek anlayamadım ama. Bal gibi anladın. İşin ustasını bul, akşama kadar halletsin işi. Baş üstüne efendim. Anne! Bu ne böyle ya, bakıcı gibi? Bir şey yok. Seni götürüp bırakacak zaten. İşi gücü var adamın. İyi. Tamam o zaman. Hadi. İlaçlarını alınca bak ne güzel anlaşıyoruz. Değil mi? Güneş'in annesiyle travmatik bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Yani anneyle bağ kuramıyor. Onu bir anne figürü olarak kabullenemiyor. Bence konuşmamasının altında yatan asıl sebep bu. Anlıyorum. Oysa hassas ve anne ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyor. Bakın önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Eğer sabredebilirsek Güneş'in bize o güzel sesiyle şarkı söylediği günleri duyacağız. Alo Fırat. Efendim anne. Benim bu etkinlikle ilgili kafama takılan bazı şeyler var. Neymiş o? Senin Elif Hanım. Anne o benim Elif Hanım değil. Bütün etkinliğin sorumluluğunu ona vermekle doğru bir şey mi yaptın sence? Sana kim ne söyledi acaba? Kulağıma bazı şeyler çalındı. Sicili pek parlak değil. Son yaptığı işte fiyaskoyla sonuçlanmış. Anne hatırlarsan o düğünde ben de vardım. Damat çok yakın arkadaşım biliyorsun. Yani ayrıca organizasyonla ilgili hiçbir sorun görmedim. Sanırım Elif Hanım'la gelin arasında bir fikir ayrılığı olmuş. Ya bizim de Elif Hanım'la bir görüş ayrılığımız olursa ne olacak? Benim hataya müsamam yok bilirsin. Anne sen hiç merak etme tamam mı? Hem ben her anda yanında olup gelişmeleri takip edeceğim. Hatta şu an onunla buluşmaya gidiyorum. Fırat'cığım çok geç olmadan sonlandıralım bu işi. Anne bana güven olur mu? Ben sorun yok diyorsam yoktur. Akşam görüşürüz. Bugün daha iyisiniz Cemil Bey. Kızınız geldiğinden beri zaten gayet iyi gidiyorsunuz. Ümran Hanım'a ağzımdan bir şey kaçıracağım diye ödüm kopuyor. Ama her şey aramızda tamam mı? Ay. Ne oldu? Siz öyle birden girince içim hopladı. Neden? Niye olacak? Dalmışım herhalde. Siz de aniden gelince. İşin bitince odama gel. Oyalanma. Güneş'im benim bugün bir toplantım var. Seni Fulya ablana bırakacağım. Oradan toplantıya geçeceğim. Olur mu? Çok bekletmeyeceğim ki seni. Hemen geleceğim yanına. Hem belki sana sonra sürprizim olabilir. Hı? Anlaştık mı? Buyurun İmran Hanım. Menfeş. Bunlar tadilata gidecek. Ben aradım ne yapacağını biliyor. Tamam. Ben hemen şoföre vereyim götürsün. Hayır şoförü Dila aldı. Sen bir taksiyle götür. Ben mi götüreceğim? Yapacak başka bir işin mi var Mehveş? Yok ben o zaman hemen bırakıp döneyim. Hayır dönme. Tadilat işi bitene kadar orada bekle. Ondan sonra geri getir ben aralarından seçeceğim ne giyeceğimi. O zaman hemen çıkayım ben. Çık Mehveş. Çık. Çık. Kızım bak ben kullanıyorum bu işten biraz. Hem ne kadar güvenebiliriz ki biz bu Sude'ye? Aşkım, telefonda da söyledim ya sana. Akıllı kızdır Sude. O planını yapmış. Eğer ki onun dediği gibi davranırsak tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz bu mevzuyu. İnan bana. Aşkım. Gel. Ayazlara damat olacaksın. Benim kocam olacaksın.
Her şey bizim olacak. İstediğimiz her şey. Sen ailemizin başına geçeceksin. Ben de annemin yerine. Hep hayalini kurduğumuz gibi. İnan bana, çok güzel olacak. Birazdan gideceğimiz mağazada dünyaca ünlü markaların satışı yapılıyor. Dış görünüş önemli tabii. Fırat gibi iyi giyinen bir adamı etkilemek için onun ayarında olmak şart. Ne yani? Oyuncak bebek gibi giydirecek misiniz beni? Aşkım, sana her şey yakışır. Sizin aklınıza yatıyor mu bu iş? Dediklerimi harfiyen yaparsan her şey çok kolay olacak. Neyse, bir an önce gidelim de yapacak çok işimiz var. Oyalanmayalım. Bari gelmişken ben de iki parça eşya alayım. Malum, alışverişte çıktım evden. Fırat Bey, çok bekletmedim değil mi? Hoş geldiniz. Ben de yeni geldim, beklemedim. Buyurun. Güneşi bırakmam gerekti, kusura bakmayın. Nasıl geçti görüşmeniz? Aklım aslında sizdeydi ama arayıp rahatsızlık vermek istemedim. Gayet iyi. Zor ve uzun bir yol bizi bekliyormuş. Bahar Hanım'ın söylediğine göre Güneş annesiyle biraz... Bu küçük yaşında yaşadıkları ona biraz fazla gelmiş. Güneş güçlü bir çocuk. Üstelik yanında sizin gibi bir destekçisi var. Her türlü zorluğun üstesinden birlikte geleceğiniz eminim. Ben de ne zaman isterseniz elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Çok sağ olun. Yani... Zaten sizin desteğiniz sayesinde yol almaya başladık. Bir de böyle dertlerimizle boğduk sizi, kusura bakmayın. Yok. Dilerseniz işimize dönelim. Nereden başlayalım? Davet alanıyla manzaraya bakalım önce isterseniz, olur mu? Olur. Buyurun. Hoş geldiniz Sude Hanım. Sizi görmek ne büyük bir mutluluk. Teşekkürler. Daha önceden İlk Hanım'ı arayıp randevu almıştım. Evet, tabii. Sizin için hazırız. Buyurun lütfen. Siz burada bekleyin. Vallahi geriliyorum kızım, bak ben böyle. Ne bu ya? Ne? Hem şu fotoğraf işi ne oldu? Bir akson yaşıyoruz ama yeminle takip etmekte zorlanıyorum. Mehveş almış fotoğrafı, merak etme. Her şey kontrol altında. Kahveleriniz. Merci. Afiyet olsun. Mehveş? Güvenilir biri mi? Hem de çok. Mehveş beni asla yarı yolda bırakmaz. Asla. Peki ya bu Sude? En çok ondan geriliyorum ben. Gerilme. İpleri elimde. Ben de çok istediğim şeyin anahtarı var. O istediğini almak için bana mecbur. Abime aşık bu aptal. Hem de çok. Yılmaz. Bu bey senin ölçülerini alacak. Ona göre bir şeyler ayarlayacak. Üstünde saklıyor. Aşkım,
Şahane olmuşsun. Bu renk olmaz. Aa. Ya olmaz. Tamam kalıp güzel ama renk klas değil, siyah olmalı. Ayrıca kravat seçimi de yanlış. Tamam, model uygun. Biz bu kalıptan 3 tane koyu renginden istiyoruz. Başka kravat seçeneklerini de görebilir miyim lütfen? Tabii, getiriyorum hemen. Aşkım dur da şu fotoğrafını çekeyim. Gel. Etkinlik için son kararınız bu mekan mı? Ya, tabii başka düşünceleri de açığız ama çok güzel değil mi? Çok güzel. Buraya ne zaman gelsem bana Venedik'i hatırlatıyor. Venedik mi? Büyük kanala benzemiyor mu? Hemen şurada Aşıklar Köprüsü, Rialto'yu düşünün. Hemen ardında da Kavuşamayan Aşıklar Köprüsü, Ahlar Geçit. Düşünsene, bizim gibi ne çok aşık gelmiştir buralara. Hiçbiri bizim gibi değil. Ne demek bizim gibi değil? Bizim gibi değil. Aşık değil miyiz biz yani? Kimse kimseyi benim seni sevdiğim gibi sevemez. Kimse de beni senin sevdiğin gibi sevemeyecek. İnanıyorsun değil mi bana? İnanıyorum aşkım. Yanlış bir şey mi söyledim? Çok uzaklara daldınız. Aa, hayır, kusura bakmayın. Eski anılar bazen kalp kırıcı olabiliyor. Daha önce Venedik'e gittiniz mi? Hayır. Siz? Çok uzun zaman önce. Gerisi hep sende kalsın. Bana son kez öyle gülüver. Yüreğimde sende kalsın. Bana hatıradır ateşin. Yanarım, yanarım. Seni başka kimse bulamaz kaybım. Ezberimde yüzüm. Silmek öyle kolay mı? Kaderimde bir düğüm. Çözmek öyle kolay mı? Bana hatıradır ateşin. Yanarım, yanarım. Seni başka kimse bulamaz kaybım. Derin. Uzağım hep sende kalsın. Bana
son kez öyle susuver. Sözlerim de sende kalsın. Bana hatıradır bu acı. Kanırım, kanırım. Seni başka kimse bulamaz. Kaybım. Çok garip biliyor musunuz? Az önce içimden bir his geçti. Biz sizinle sanki uzun zaman önce bir yerlerde karşılaşmışız. Tanışıyormuşuz ilk. Eğer karşılaşsaydık ben unutmazdım. Çabuk tutun. Evdekiler gelmeden bu işi bitirmen lazım. Hızlıca yapalım efendim. Nereye koyalım? Bilmiyorum ki. Şu kitapların arkası olabilir. Benim size tavsiyem şuraya koyalım efendim. Tüm odaya hakim bir noktada. Tamam. Hemen başlayın. Nasıl oldu beyefendi? Olmadı birader. Hiç olmadı hem de. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Yemin ederim maymun ettin beni burada ya. Bu ne ya? Ne dersem yapacağın konusunda anlaşmıştık Yılmaz. İyiydi. Sevgilim. Çok karizmatik oldun. Baksana şu haline. Vay. Vay. İmajı hallettiğimize göre şimdi geldi sıra CV'ye. İşte. Yeni operasyon müdürümüz Yılmaz Bey'in Fırat'ı etkileyecek CV'si. Buyur. Bakayım. Zaten işletme mezunusun. Ben de biraz ekleme yaptım. Yılmaz. İzmir'de özel bir kolejden mezun. Daha sonra Kanada'da işletme okumuş ve Amerika'da MBA yaptıktan sonra ülkesine geri dönmüş. Bazı önemli firmalarda üst düzey yöneticilik deneyimleri var. Ve tabii ki hepsi benim bildiğim ve tanıdığım şirketler. Şirketlerin isimleri, o yıl çalışan yöneticiler hepsi yazıyor. Hepsini çok iyi oku ve ezberle. Fırat'ın karşısına çıkmadan önce kendi hayatınmış gibi ezberlemelisin oradaki her şeyi. Vay vay vay. Mezuniyet tezim raylı taşımacılığın 3. dünya ekonomileri üzerine etkisi ha? Üstelik boş vakitlerimde golf oynuyorum. Fırat golfü çok sever ve çok da iyi oynar. İşte bol bol golf maçı izle, tekniklere hakim ol. Yani konu açıldığında edecek iki lafın olsun. Birkaç da ders al. Vay arkadaş. Nasıl bir işe giriştik biz böyle ya? Sizi ofise mi bırakmamı istersiniz Elif Hanım? Ay yok, sağ olun. Ben başka bir yere daha uğrayacağım. Nereye gitmek isterseniz oraya bırakayım. Teşekkür ederim. Bir taksiye biner giderim. Tamam. Israr etmiyorum. Oteli nasıl buldunuz? Yani hoş ve etkileyici bir mekan olduğu kesin. Ama benim aklımda başka fikirler var. Merak ettim. Eğer izin verirseniz başka bir fikrin peşinden gitmek başarabilirsem sizi şaşırtmak isterim. İp ucu da mı yok? Yani tam fikri olgunlaştırmadım. Bir de ekip arkadaşlarımla da paylaşmam lazım. Sizden ricam bana güvenmenizi istiyorum. Tamam. O zaman kendimi size teslim ediyorum. Sağ ol. Ben şu ileride inebilirim aslında. Tamamdır. Buyurun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Thank you.
Şimdi telefonumdan istediğim zaman şey yapabiliyorum, değil mi? Evet Ümran Hanım. Gereken programları yükledik. Ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Ay, hepsini istediğiniz gibi yaptırdın Ümran Hanım. Oh, bunlar kim? Tamirci Mehveş. Aa, neresi bozuldu ki? Ben hallettim Mehveş. Senin her şeye karışmana gerek yok. Yalan söylemezdin anne. Neden bana ihanet ettin? Ben sana inanmıştım. Beni sevdiğine, bana hiç yalan söylemeyeceğine, beni hiç bırakmayacağına. Niye yaptın bunu Hakan? Niye hayatımı mahvettin? Niye beni böyle çaresizce bıraktın? Çok kızgınım. Çok kızgınım sana. Çok öfkeliyim. Affedemiyorum ben seni. Seni bir türlü affedemiyorum. Sen beni hiç sevmemişsin ki. Sen beni hiç sevmemişsin. Ama ben seni çok sevmiştim. Ben seni çok sevmiştim. Toplantıdaysa telefonunu kapatmıştır canım. Ama arar o bizi. Merak etme sen, tamam mı? Maşallah maşallah. Sosu da tam kıvamında olmuş. Hmm. Ne bu? Şey, elma şekeri. Onu anladım. Sana akşama revani yap demedim ben. Aa, onu yaptım. Dolapta zaten.
Dila'nın bunu çok sevdiği aklıma geldi de elma da çoktu, yapıverdim işte. Hı. Ne düşüncelisin? Sen olmasan Dila ne yapar acaba? Hep israf. Onu koruyup kolladığını düşünüyorsun değil mi? Hata yapıyorsun. Ne çevirdiğinizi de öğreneceğim. Kolay gelsin arkadaşlar. Çok özledi seni. Telefonla daradık ama ulaşamadık. Çok mu özledim? Telefonum sessizdeydi, unutmuşum açmayı. Nasıl geçti Fırat Bey'le görüşmeniz? Gayet iyiydi. Mekanı biliyorsun zaten, geniş ferah. Manzarası da iyi. Ama benim aklımda başka planlar var. Geliyor Elif Kara imzası o zaman. Dur bakalım, birkaç pürüz var. Ama halledeceğim. Güzelim, sıkıldın mı? Aa, bak bak bak. Hemen de nasıl sattı beni cimcime? Bu kadar çalışmak yeter Fulya ablası. Güneş de bana müsaade. Çünkü ona söz verdim, bir sürprizim var. Sen iyi misin? Olacağım. Hayat hep beklediğimiz yerden vurmuyor bazen. Kuzum, ne oldu sana böyle? İyiyim. Çok daha iyi olacağım. Merak etme sen. Alper Bey'le görüşebilirsin bütçe için. Ben sana numarasını atacağım. Harika haber. Hemen arayacağım. Tamam, bir de Hülya'm, yarına bir bakıcı bulmamız lazım. Yani ofistekilerle olmuyor. Onların da işi başından aşkın zaten. Ya bu bakıcı şirketleri var ya, sertifikalı falan. Ben onları bir araştırayım. Sabah birilerini ayarlamaya çalışayım, olur mu? Çok iyi olur. O iş sende. Tamam. Hadi görüşürüz Fulya ablası. Kolay gelsin arkadaşlar. Pardon. Ben bir yere daha uğrayacağım. Şişli'ye gidebilir miyiz ilk önce? Tam ters taraf abla. İyi ya. Daha çok para kazanırsın işte. Tamam. Benim adamım da sensin demek. Evet. Alper Bey merhaba. Merhaba. Ben Fulya Bilgin. Telefonunuzu Elif Hanım'dan aldım. Kendisinin ortağıyım ben. Buyurun Fulya Hanım. Ben sizi aslında bütçe için rahatsız etmiştim. Malum zamanımız az ve harcamalarımız olacak. Şu an hiç müsait değilim ben. Daha sonra sizi arayacağım. Aa, bu kalaya bak. Telefonu yüzüme kapadı resmen. Sorarım ben sana yarın Alper Bey. Arada böyle kaçamaklar yapalım diyorum. Ne diyorsun? Tamamdır. Mehveş.
Mehveş. Kolay gelsin. Elma şekeri yapmışsın. Dur dur, daha şerbeti donmadı. Ellerine sağlık Mehveş'im. Afiyet olsun. Ay küçükken abin de sen de ne çok severdiniz elma şekeri. Acaba senin kuzun da seviyor mudur? Ama nereden bileceğiz değil mi? Yani bir elma şekeri yapan var mıdır? İyi bakılıyor mudur? Yapma Mehveş ya. Dilacığım, sen yapma bir tanem. Bir evladın yeri annesinin yanıdır. Gidelim alalım çocuğunu. Ha, ne dersin? Annenin yanı en iyi el evinden daha iyidir. İyi o Mehveş. İyi. Annenin karşısına beraber çıksak ha? Hem abin de bize destek olur. Kıyamaz o sana. Bir de kuzucuğuna sorsan. Gel annene desen. Ha? İlaçlarını aldı değil mi bugün? Nesi var o zaman? Cevap versene. Benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var baba. Senden başka hiç kimseye söyleyemeyeceğim bir şey. Biri var baba. Hem yanımda olmasını çok istediğim... hem de her yan yana olduğunda ondan kaçmak istediğim biri. Ama benim yanımda olmasına da dayanamıyorum. Ben niye böyleyim baba? Bugün onu bir başkasıyla gördüm. Çok mutluydu. Eğleniyor gibi gözüküyordu. Biz onunla hiçbir zaman böyle olmadık ben. Hiçbir zaman. Aklım karışıyor. Ben savaşmalı mıyım? Onun için vaz mı geçmeliyim? Bilmiyorum. Gerçi o seçimini çoktan yapmış gibi. Kim olduğunu merak ettin değil mi?
olduğunu sadece sana söyleyebilirim. Baba. Babacığım. Gel. Benim bir kızım var. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Beni isteyip istemediğini bile bilmiyorum. Kusura bakma ne olur. Yemeğe yetişemedim. İşlerim çok yoğundu. Biliyorum oğlum. Zaten işin gücün var. Bir de bu etkinlikle uğraşıyorsun. Evet evet. Bak Elif Hanım'la elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Aklın kalmasın sakın, tamam mı? Seni mahcup etmeyeceğiz. Ben pek sık duyuyorum bu Elif Hanım'ın adını. Hı? Sen her şey iyi gidiyor diyorsan bekleyip göreceğiz. Yok zaten işin en ince detayına kadar ben de peşindeyim. Hiç aklın kalmasın. Tamam o zaman sana kolay gelsin. Hı? Diyeceğim başka bir şey yoksa. Yok. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar. Geç oldu ama yarın uygun olursanız sizi bir yere götürmek istiyorum etkinlik için. İsterseniz. Yarın görüşmek üzere o zaman. Beğeneceğinize eminim. Sizi bu kadar heyecanlandırdıysa ben de beğeneceğime eminim. İyi akşamlar Fırat Bey. Güneş'cim yapma ama böyle. Bak bu abla seninle çok güzel oyunlar oynayacak. Birlikte çok eğleneceksiniz. Uf,
Fulya ablan da olmaz. Onun da yapacak bir sürü işi var. Elif doğru söylüyor kuzucuk. Benim de çok işim var bugün. Ben de seninle kalamam. Hadi bana odan oyuncaklarını göster. Çok güzel evcilik oynarım ben. Şimdi seninle bir arkadaş gibi konuşacağım. Hayatta hepimizin yapacak bazı işleri var. Bazen istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. Bugün de o günlerden biri. Sen evde bakıcı ablayla kalacaksın. Biz de Fulya ablayla seni ne kadar bırakmak istemesek de işimize gideceğiz. Anlaştık mı? Başka yapacak bir şey yok. Oh. Merak etmeyin. Ben onu oyalar gönlünü alırım. Çok kızdı. Yani yapacak başka bir şey yok ki Fulya. Yani kalacak evde. Belki de bir kreş falan ayarlamalıyız eğer. Eğer ne? Eğer hep burada kalacaksa. Diloş'u? Aa, ama oyununu bu saate kadar canım. Öğlen oldu neredeyse. Kalk hadi. Kalk, 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 kalk. Neyin var senin, ha? Neydi dün akşamki öfken öyle? Dün eve gelmeden önce onu görmeye gittim Mehveş. Ay, kucaklayıp öpseydin ya yavrunu. Yanına gitmedim. Uzaktan baktım öyle. Mutluydu o, hiç senin dediğin gibi değildi. Sanki kendine yeni bir anne bulmuş gibiydi. Hiç olur mu öyle şey? Hiç kimse annesinin yerini tutamaz. Bir sarılsan, bir koklasan bak nasıl sarılacaktı o da sana. İstemez diyorum Mehveş. Anlasana. Mutlu. Hem ben zaten ona hiç iyi anne olamadım. Hiç iyi bakamadım ona. Onun karşısına çıkıp böyle bir sarılsaydın ha, birbirinizin kokusunu bir içinize çekseydiniz. Bak bakalım o zaman birbirinizden ayrılabiliyor muydunuz? Diloş'u, her fırsatta annesine kızan, seni sevmediğini, seninle ilgilenmediğini söyleyen sen değil misin? Sahip çık evladına. O senin çocuğun, o kadının değil. Yerinde görmek ve deneyimlemek bizi asıl amacımızı hatırlatır diye düşündüm. Sizi de o yüzden buraya getirdim. Etkinlik yerimiz bu küçük köy pazarı olacak. Konuklarımızı da buraya getireceğiz. Kadın emeğinin en doğal hali. Süpermarket ve bakkalın rekabeti gibi. Çok iyi anladım. Ya kadın emeğini en başından desteklememiz gerektiğini anlatacağız. Evet. Yani ticaretin içinde olurlarsa, desteklenirlerse birçok gelenek de yok olmadan diğer kuşaklara geçer. Kadınlar üretir, ürettiklerinin karşılığını alırlarsa aile mutlu olur. Aile mutlu olursa toplum da mutlu olur. Etkinliğimizi bu düşünce üzerine kuracağız. Konuklarımıza da bunu aktaracağız. Ya şunu söyleyebilirim ki ben yerinde gördüm ve hissettim. Şimdi artık onları daha da canı gönülden desteklemek istiyorum. Süper. İşte konuklarımızın da tam olarak böyle hissetmesini sağlayacağız. Ne düşünüyorsunuz? Size güvenmekte ne kadar haklıymışım. Onu düşünüyorum. O zaman hazırlıklara başlayalım. Vakit kaybetmeyin. Buyurun. İyi günler Alper Bey. İyi günler. De? Sizin aramaya hiç niyetiniz olmadığı için ben de sizi telefon etme zahmetinden kurtarayım dedim. Bütçemiz Alper Bey. Bu yüzyılda alır mıyız? Tamam, hatırladım. Elif Hanım'ın şirketiydi değil mi? Adımı hatırlamanız çok hoş. Funda. Fulya. Fulya, tamam. Aklıma kazıdım. Bütçemiz? Bütçeniz... Hemen. Tamam. Bütçeniz hazır Funda Hanım. Tamam, anlaşıldı. Sizinle iletişim kurmak çok zor olacak. Ben en iyisi Fırat Bey'le halledeyim. Odası nerede? Fulya Hanım. Fulya Hanım, özür dilerim. Özür dilerim, tamam. Haklısınız.
benim hatam, kusura bakmayın. Şöyle yapalım. Telafi edeyim. Buyurun oturun. Bir kahve söyleyeyim ben size. Ha, bu arada ben fırsat bulup da soramadım. Güneş nasıl? İyi. Bahar Hanım'la yaptığımız görüşme de iyi geçti. Daha sakin, daha az öfkeli. Annesiyle ilgili travmaları olduğunu, ilk önce bunu çözmemiz gerektiğini düşünüyor. Ama ben düşündükçe sinirleniyorum. Bu kadın bu çocuğa ne yaşattı ki bu hale geldi bu çocuk? En çok da Hakan'a. Bunu nasıl yaptı? Çocuğun annesini hiç mi tanımadı? Hiç mi bu kadından anne olmaz demedi? Şimdi bu çocuk bu travmalarla nasıl büyüyecek? Ne hissedecek? Kim bilir ruhunda ne tür yaralar açılacak? Murat Bey, ben çok özür dilerim. Ben kendimi kaptırdım, böyle konuşuyorum. Kusura bakmayın lütfen. Yoksa estağfurullah, olur mu öyle şey? Ya bence siz Güneş için şu an ne yapıyorsanız en iyi olanı, en doğru olanı yapıyorsunuz. Ya hatta bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Güneş'in gerçek annesi kimse, onun Güneş'le ilgileneceğinden çok daha iyi ilgileniyorsunuz Güneş'le. Bence öyle. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun, kim aramıştınız? Merhaba, Güneş'in kreşten öğretmeniyim ben. Birkaç eşyası kalmıştı, onları bırakayım dedim. Teşekkür ederiz. Alayım. Güneş nerede? Evde mi? Gelmişken onu da bir görseydim. Tamam, buyurun siz içeri geçin. Odasında ben onu çağırayım. Teşekkür ederim. Bugün için gerçekten çok teşekkür ederim size. Benim için çok keyifli oldu. Nasıl, anlamadım? Yani şirket, ev, toplantı, sonra yine şirket, yine ev, yine toplantı. Çok uzun zamandır açık havada bir sabah geçirmemiştim. İyi hissetmenize sevindim. Umarım anneniz de mutlu olur. Eminim olur. Güneş'im bak, öğretmenin gelmiş. Güneş. Hayatım, nasılsın? Rica edebilir miyim? Sakın korkma, tamam mı? Gidelim mi buradan beraber?
benimle gelir misin? Sana yeni kıyafetler alırım. Yeni oyuncaklar alırım. Hem dondurma da yeriz beraber. Hah. Güneş. Güneş seni sevmiyor, istemiyor. Sen konuşuyorsun. Gerizekalı, aptal. Sanki ben seni çok seviyorum. Sakın kimseye benden bahsetme, duydun mu beni? Madem konuşmaya başlamışsın. Buraya kadar gelmişken Güneş'i görmek ister misiniz? Sizi görünce mutlu oluyor. Çok isterim. Verin. Ne güzel bakılıyorsun işte burada, kıymetini bil. Ne yapıyorsunuz, bırakın çocuğu. Güneş, bu mısın? Keşke Güneş'e bir şey alsaydım. Hiç sorun değil gerçekten. Aa! Güneş! Güneş! Ne oldu, niye ağlıyorsun? Birine bir şey mi oldu? Niye ağlıyor? Bir şey yoktu aslında. Demin kreşten öğretmeni geldi, eşyalarını getirdim dedi. Sonra bir anda böyle oldu. Ne kreşi? Güneş kreşe gitmiyor ki. Öğretmeniyim, eşyalarını getirdim dedi. Alacağım. Bakayım şuna bir. Güneş. Annen miydi gelen? Tipi nasıldı? Nasıl biriydi o gelen? Esmer. Beyaz bir gömlek vardı üzerinde. Siz gelmeden hemen önce de çıktı zaten. Tamam güzelim. Geçti güzelim, gel buraya. Gel buraya, tamam. Sakin. Bir daha kimsenin seni korkutmasına izin vermeyeceğim. Sana söz veriyorum, bir daha seni kimse üzemeyecek. Tamam mı? Oh, geçti, tamam. Bir yerin acımıyor değil mi? Amerika'da MBA'yı bitirdikten sonra ülkeme döndüm. Malum memleket özlemi. İnanır mısınız Fırat Bey, uçaktan iner inmez çayla simit yedim. Öyle özlemişim. Nasıl? Fazla detay verme. Fırat fazla samimiyetten hoşlanmaz. Amerika'da MBA'yı bitirdikten sonra... Neyse, beni arar ya. Sen ne kazanacaksın sevenler kavuşunca? Sana ne? Sana bir piyango vurdu, keyfin çıkar. Gerisini fazla kurcalama. Gel bakayım. Ya kimseyi bulamadım. Daha doğrusu kime bakacağımı bilemedim. Ben anlamıyorum. Bu kadın ne yapmaya çalışıyor? Ya derdi ne? Elif Hanım, bakın sakin olmaya çalışın, oldu mu? Ya evin içine kadar girdiyse... Demek ki tehlikeli biri, ama kim olduğunu bulacağız, merak etmeyin. Nasıl bir oyun oynuyor anlamıyorum ki. Eğer bu çocuğu istiyorsa neden almıyor? Eğer istemiyorsa neden yaşatıyor bu çocuğa bunu? Tamam bak, siz şimdi sakin. Çok pardon. Sude ne var? Ne bu gerginlik? Sude, hiç doğru bir zaman değil, sonra konuşalım, olur mu? Seni yeni operasyon müdür adayımızla tanıştırmak için bekliyorum Fırat'cığım. Sude sonra tanışırım, müsait değilim. CV'si çok iyi. Başka firmayla anlaşmasını istemeyiz Fırat'cığım. Hem adama da çok ayıp oldu, lütfen. Sude, tamam. Geliyorum birazdan. Elif Hanım, benim mecbur çıkmam lazım. Tabii ki. Yani bizim yüzümüzden bütün işlerinizi ihmal ettiniz zaten. Elif Hanım, yani şimdi aklım sizde kalacak benim ama. Kalmasın. Biz gayet iyiyiz, merak etmeyin Fırat Bey. Bakın, eğer herhangi bir durum olursa ya da başka bir ihtiyacınız, mutlaka haber verin, olur mu? Merak etmeyin, ben sizi geçireyim. Güneş'im, geliyorum ben, tamam mı? Güneş, efendim.
Kusura bakmayın, işte alakalı. Sorun değil, teşekkürler. Bir şey ister misin güzelim? Dila. Sakın tek kelime etme Mehveş. Bitti bu iş. Hem de sonsuza kadar. Efendim Fulya. Kuzum, bütçemizi aldık, hesabımıza geçti. Ha, iyi. Bizim de sabah toplantımız iyi geçti. Anlatacaktım, fırsatım olmadı. Aa, ne oldu ki? Anlatması uzun. Tamam, ben de sana gelecektim zaten. Gelince konuşuruz. 10 dakikaya sendeyim. Bir şey ister misin? Ha, yok, sağ ol. Tamam canım. Ben çıkıyorum. Amerika'da MBA'yı bitirdikten sonra ülkeme döndüm. Sonra çeşitli şirketler. Hepsinin referans mektupları dosyamda mevcut. Yılmaz Bey, Suudi Hanım için tamamsa benim için de uygundur. Aramıza hoş geldiniz. Ücret konusunu Suudi ile konuşursunuz. Eminim sizi tatmin edecek bir ücret olacaktır. Teşekkür ederim Fırat Bey. Bundan sonra bu ailenin... bu şirketin bir parçası olacağımı bilmek büyük bir mutluluk benim için. Bu mutluluk bize ait Yılmaz Bey. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Fırat Bey. Suudi, ben odamdayım. Ay yok artık. Pes yani. Yavuz hırsız resmen. Sen kadının kocasını ayart. Çocuk yap. Sonra çocuğu terk et. Sonra da çık kapısına gel. Ha bir de çocuğu üz ağlat. Şuna böyle okkala bir küfrederdim ama... Neyse. Ben bugün biraz korktum Fulya. Kadın evime geldi. Bugün evime gelmeye cesaret eden her şeyi yapabilir. Manyak işte. Ama korkma sen. Ya belli ki senin karşına çıkacak cesareti yok. Ki böyle gizli saklı şey diyor. Hakan böyle bir kadınla. Cezasını bulmuş. Yapmış bir hata. Sonra çocuk olunca da terk edememiş belli ki. Ben ne yapacağım Fulya? Canım. İşini yapacaksın. Hayata tutunacaksın. O meleğe de elinden geldiğince iyi bakacaksın. Yaşamaya devam edeceksin yani. Yaşadıkça her şey daha da güzel olacak. Eskiden saçlarımı ben de böyle yapardım. Çok severdim bu boncukları. Bitti. Gel bakayım. Çok güzel oldun. Bakayım şöyle. Gel bir dön bakalım. Oo, çok güzelsin. Bence hazırız. Gidelim mi? Hadi bakalım. Vay vay vay, Valide Sultan, bu ne güzellik be.
Dalga geçme. Ne münasebet canım? Benim annem dünyadaki en güzel kadın değil mi ha? Varsa aksini iddia eden çıksın karşıma. Bugün çok önemli bizim için. Cemiyetin karşısına çıkıyoruz. Ve hiçbir hatamız olmaması lazım. Çünkü hepsinin gözü üstümüzde. Onun için biraz özendim tabii. Çok güzel olmuş. Saçlarını açsaydın ama keşke. Öyle daha genç gösteriyorsun. Neden Beykoz Allah aşkına? Hiç anlamadım. Annem sürpriz. Ne demiştik? Bana güveniyoruz değil mi? Hı? Hadi. Nasıl? Beğendin mi Güneş'cim? Ha? Bak Fulya ablan da burada. Ay hoş geldiniz. Oy benim güzelliğime bak. Ay elbiseye bak. Nasılız? Gergin. Elif. Şahane bir iş çıkarıyoruz bence. İnşallah. Ha, uyuz da gelmiş. Yakışıklı pislik. Kim o be? Bütün çekici adamlar böyle gıcık olmak zorunda mı ya? Ya bu bize bir sınav mı ya? Tebrik ederim Elif. Teşekkür ederim. Böyle bir varoşluk takdire şayan. Bu saçma fikri çok mu düşündün? Kendine gel. Fulya. Hayır ben hangi boyutta yaşıyorsun gerçekten anlamıyorum. Ayazlar kimdir, nasıl bir ailedir hiç mi araştırmadın? Merak etmeyin Sude Hanım. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Ay yok. Mahcup etmeyeceksin zaten. Bu gidişle rezil edeceksin bizi. Sakin ol şampiyon. Sen bir dahisin. O kadın 1000 yıl düşünse bu bulduğun fikri bulamazdı. Zaten onun da kuyruk acısı bundan ya. Hadi enerjini düşürme bak çok güzel şeyler yaptık. Hadi hadi. Geç. Bak bak şunların güzelliğine bak. Hepsi doğal bu arada. Merhaba Fırat Bey. Merhabalar arkadaşlar. Bu organizasyon hakkında düşünceniz nedir? Vallahi heyecanlıyız bakalım. Teşekkürler, sağ olun. Ümran Hanım, hoş geldiniz. Heyecanlı mısınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ne bu böyle? Bu organizasyon değil ki. Bu olsa olsa bir pazar yeri olur ancak. Çok otantik, ben çok sevdim. Bu ne rezalet, cevap versene. Sen beni rezil mi etmek istiyorsun bütün cemiyete? Şimdi yıllarca konuşurlar bunu. Ümran Hanım hoş geldiniz. Kim yaptı bu çirkin organizasyonu? Nerede o kadın? Elif Hanım. Şuradaydı ben çağırayım onu. Evet çağır. Fazla abartıyorsun bence.
herkes halinden çok memnun gözüküyor. İmren Hanım, şekerim. Sen yok musun sen? Harikasın. Vallahi bayıldık. Keşke bizim de aklımıza gelseydi. Vallahi imrendim sana. Herkese gösterdin Ümran Ayaz'ın kim olduğunu. Çok güzel değiller mi? Ümran Hanım bu şaheseri mimarıyla tanışmak istedi. Geliyorum. Güneş'cim sen burada oyuncaklarla oyna, tamam mı? Bak bu abla da yanında, merak etme. Size emanet. Tebrik ederiz vallahi. Mükemmel bir fikir olmuş. Görüşürüz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Beni görmek istemişsiniz. Umarım organizasyonu beğenmişsinizdir. Biraz ilginç buldum. Emeği direkt alıcılarla buluşturmak istedim. Böylece girişimcilerimizi daha yakından tanırlar diye düşündüm. Tebrik ederim o zaman. Çok güzel olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani kendimi memleketimde zannettim. ben biraz etrafı gezeyim. Tabii. Bana fırsat anca gelebildi. Gerçekten elinize sağlık. Harika bir iş çıkardınız. Teşekkür ederim. Yani böyle düşünmeniz benim için çok önemliydi. Güveninizi boşa çıkarsaydım çok üzülürdüm gerçekten. Benim size güvenim tam zaten de annem. Ya o konuda birazcık şüpheliydim doğrusu. Ya ona bir şey beğendirmek gerçekten doğaüstü bir olay. Biraz zor beğeniyor sanırım. Biz o zoru 100'le çarpalım. Fulya, ortağım. Aynı zamanda en yakın arkadaşım. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ah, güzel yavrum benim. Güzel kızım. Korkma ben Mehveş teyzen. Nereden çıktın sen böyle? Allah'ın işi. Bak. Hadi gel benimle. Seni birine götüreceğim. Onu görünce çok sevineceksin. Ha?
yapıyorsun? Mehveş'in yanında küçük kız kim? Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Güneşin nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi?